Merhaba Web Tekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte elimde görmüş olduğunuz çok sağlam olduğunu iddia eden ama bence o kadar da sağlam olmayan Ulefone Armor 11 5G'nin sağlamlık testiyle karşınızdayız. Şimdi dostlar, bu telefonun videolarında, yani resmi videolarında telefona yapmadıkları işkence kalmamış. Bunun yanında tabii ki de biz hepsini test edeceğiz. Ben o kadar sağlam çıkacağına inanmıyorum. O zaman ilk testimle başlamak istiyorum abi, gönder. Adamlar telefonun ekranıyla şöyle bir tahtaya çivi çakıyorlar. Ben çok inanmıyorum, o yüzden ilk başta biraz arka tarafıyla yan tarafıyla girişeceğim. Giriyorum. Düz yeriyle, aynen. Vur vur! Git git, dibini gör abi. Şöyle çivinin sonucunda yan taraflar birazcık gitti. Ama telefon hala sağlam mı? Daha benim kendi parmak izim var. Kamerası bile açıldı. Bir sıkıntı yok. Telefon şu an sağlam. Artık ön cama geçebilirim. Çok korkuyorum Ozan. Bu arada kendim şunu da belirtmek istiyorum arkadaşlar. Bu telefonun incelemesi de var. Telefon hakkında detayları merak ediyorsanız Ozan bayağı güzel anlattı. Hem kartlarda var hem de Web Tekno Plus kanalımızda var. Gidip bakabilirsiniz. Ben gönderiyorum. Ben bunu ekranı kırarım ha. Sert vurmuyor sanki şu an. Bir acıma var sende. Acı mıyım? Acı mı abi? İşte bu ya. Al. Ama bence ne kırıldı biliyor musun? Jelatin kırıldı. Ekranda jelatin var abi. Kaldır. Çok korkuyorum Ozan. Hiçbir şey yok abi ekranda. Kaldır. Bak. Vaaav. Durmak ister misin? Çivi gitmiyor. Yani deneyeyim ama elinde kalırsa dalga geçmek yok. Ne dalga geçeceğim oğlum, canın sağ olsun. Yok, gitmiyor harbiden ama yani ekran bir ince zarar gördü. Bunu bir yakından göstermeliyiz bence. Bakın arkadaşlar, şurada minnacık, yani hani sizin için tişörtüme sileyim. En güzel dizici yani, tişörttür. Bir de hoh yap. Hoh. Şurada arkadaşlar, zaten kameramandan da bize uyarı geldi. Hiçbir şey gözükmüyor dedi. Çıplak gözle bile zor gözüken bir iki tane ufacık nokta var arkadaşlar. Ama telefon harbiden sağlam. Yani şimdi bundan sonra yapacağımız test biraz mantıksız olacak. Çiviyi kaldıran onu da kaldırır ama yapmazsak olmaz. Gönder abi. Tabii ki de ceviz. Ozan, ceviz yen mi? Sen beşi bir yerdesin değil mi Ozan? Aynen. Vallahi helal. Tuhaftan geldim. Ya bir dakika, biz ceviz yemekten telefonu unuttuk arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi hiçbir sorun yok arkadaşlar. Bu kadar cevize dayandı. Zaten çivilere dayandıktan sonra cevize dayanmama ihtimali de bence yoktu. Şimdi Ozan, artık yemeği bırakırsan bir sonraki testimize geçmek istiyorum. Bu cevizden kurtuldu ancak düşme testlerinden bu telefon kurtulur mu meraklıyım. Tabii ki de bu telefonu gidip kulak hizasına atmayacağız. Bir kat yukarıya çıkacağız. Bakalım neler olacak. Hadi. Ozan, bura kaç metredir? 5-6 max. 5-6 max. Ya, yeter mi? Bırakıyorum. Oğlum hiçbir şey olmadı la. Taş gibi taş. Gönder hocam, o zaman bu bizi kesmedi diyebilir miyiz? Asla kesmez. Sen bunu al. Ne yap biliyor musun? Geri bir gönder. Kat daha çık. Oradan at abi. Al. O zaman başka kat yok yalnız. En tepeye çık abi. Hadi. Bence şu an rahat 15 metre yukarıda varsın. Bu arada telefon hala aktif, çalışıyor. Herhangi bir sorun yok. Şöyle bornavanda oluya doğru şöyle. Bok çok yüksekti lan. Aşağı. Hiçbir şey yok cihaza. Hiçbir şaka şey yok. Yapıyor. Bir tane daha at ya. Yok, atmayayım. Bence bir kere Ozan, daha. Ozan birinci kata ver abi, onu Mali'ye ver. Bak Mali şurada. Mali. Mali. Ben direkt atıyorum ya, tutarsın sen. Telefonu tutsana, telefonu. Tutabilecek mi oğlum öyle? Abi bir daha sağlamlık testi oldu. Bana atma, ben tutamam. Zaten. Telefon yazık ya. Telefon evet. Yamulmuş. Abi az önce sekince yamuldu yani. Geliyor bak, şuradan yamulmuş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ama sıkıntı yok. Gönder gelsin. Bu sefer dik düştü. Ben yakından gördüm. Ya. Artık daha da atmayalım değil mi ya? Yeter. Dostlar, telefona ne olmuş son hali? Görenleri şaşırttı mı? Telefon açılmasında herhangi bir soru işareti yok. Ya şu şurası bir ufak açıldı. Muhtemelen şu an su geçirir bu cihaz. Su geçirir ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Birinci kattan iki defa, ikinci kattan iki defa düşür. Yani gerçekten normal bir telefonu kulak hizasına attığımız zaman bazen gidiyor. Biliyorsun evet. Abi sen de hele şu zeminde, şu tırtıklı zeminde. Kurtulma ihtimali yoktu. Sıradaki testimizi hızlıca geçelim. Bu telefonun daha başına gelecek şeyler var. Hadi bakalım. Yan yan virajda koptu kayışlar. Göz kamaştırıyor bizim tofaşlar. Zenon farımda keskin bakışlar. Sıkıntı yok amme, sen hiç karışma. Dostlar, ofisin bahçesini bir adet gördüğünüz gibi Doğan soktuk. Ozan direksiyonda, telefonun üstünden arabayla geçmişler. Ekrandan mı geçsin, arkadan mı? İki türlü de geçerim, hiç sıkıntı yok. Geçme. Ben güveniyorum. Ozan, mal sağlam mı? Direksiyonu hiç oynatmadan geleceksin.
Bekle. Gel hocam. Yavaş. Oha, araba bir yükseldi, alçaldı gibi hissediyorum şu an. Tam geri gel abi. Gel abi geri. Yavaş. Tamam. Sen bir de ters çevir, bir de öyle bakalım. Bakalım abi. Sınırları zorlayalım ya. Telefona son bakışınızı arkadaşlar. Vedalaşın telefonla. Buyurun. Hiçbir şey olmayacak. Bak. Buyurun. İzle. O telefon 3. kattan düştü. Hiçbir şey olmadı. Bir ses geldi. Bir şey oldu mu gerçekten? Her eserinde övün abi. Ben bunu ellemek istemiyorum. Yani. Ben dedim o geri yapmayacaktık abi. İşin garip tarafı ekran hala çalışıyor. Ekran görüntüsü hala alabiliyoruz. Telefonun son hali bu. Şahin'den maalesef geçemedi. Ama şöyle, telefon böyleyken çok rahat geçti. Yer çok fazla tırtıklı olduğu için muhtemelen şuradan bir baskı yedi. Ve ön cam gördüğünüz üzere bak şuradaki taşlara tam oturuyor zaten gördüğünüz üzere abi. Gitti, yapacak bir şey yok. Kendisini şimdi daha da zorlayacağız. Bakalım oradan da sağ çıkarsa artık en sonunda kendi kaşında yapacak bir şey yok. Aynen öyle. Hadi düzeneği kuralım. Adamların kendi videolarında şöyle bir düzenek var aslında. Biz düzeneği biraz farklı kurduk arkadaşlar. Pürmüz gibi bir şeyle böyle kuvvetli bir alev veriyorlar. Elimizde öyle bir pürmüz yok ancak her bahçeli mekanda olduğu gibi mangal yakımız var ve etrafını mangal yakla doldurduk. Biraz da kolonyayla destekleyeceğiz ve burada bu telefonu biraz yakmaya çalışacağız. Şöyle 1-2 dakika tutarız. Bakalım ne olacak, çok merak ediyorum. Gördüğünüz gibi hazır, bir sıkıntı yok. Gergin müzikle geleyim mi? Ver abi, ver. O zaman ne diyorsun, söndürelim mi? Aynen, yanmıyor kardeşim diyorum. Hiç yanmıyor. Telefon düştü şu an yüzüstü. Bence onu artık söndürelim. Ve galiba görüntü son ana kadar vardı ama arkası falan bayağı bir şişmiş. Ozan, şu an gördüğüm kadarıyla. Sen itfaiye eriymişsin diye duydum eskiden. Ver, acı atıyorum. Oğlum bir... Acı atıyorum abi. At abi, toplatacak yoksa. Joss. Eğer telefon ekranında gerçekten hala görüntü varsa, arka kapak hala sağlam. O bir tık daha su ister hocam. Şöyle alalım. Artık çalışacağı varsa da değil mi? Baloncuk çıkıyor zaten. Titredi. Allah! Yok artık! Oha! Ben sana dedim değil mi ekranda ışık var diye? Telefon açılıyor. Gelin. Ule yazıyor şu an sadece. Abi! Ule bana ne ettiniz diye. Ben diyorum ki bir de su testi yapalım bu cihaza. Oğlum suya soktuk çıkardık zaten. Yok abi, adamların iddiası var bayağı, böyle makineyle falan yıkıyorlar bu cihazı. Gidelim abi, biz de makineyle yıkayalım cihazı. Dostlar şimdi İzmir su jetlerine geldik. Ozan sana bir sürpriz hazırladım burada diyor. Çok merak ediyorum. Spoiler vermeyeceğim mi? Vermeyeceğim. Telefonu emin ellere bir teslim edelim. Tamam. Bu telefon kesinlikle ikiye bölünecek mi hocam? Yani ikiye böleceğiz ama güzel şekilde bir ikiye böleceğiz. Şimdi onu söylersem olay patlak verir çünkü. Bir koyalım şöyle. Bu arada ustamıza teslim edelim. Şunu da söyleyelim arkadaşlar. Şöyle telefon artık çalışmıyor. Kesinlikle bir gün sonra fiş çekti. Hatta o gün akşam biz kaydı kapattıktan sonra direkt olarak telefon fiş çekti. Hiçbir şekilde açılmıyor. Zaten bu telefonun ömrü bence çoktan dolmuştu. Gene şöyle bir mekana yatıralım. Bakalım başına neler gelecek. Dostlar, ben bir daha bir soğutmak istiyorum. Ne olur ne olmaz. Burada bu arada dura dura işi de öğrendim. Yeterli mi Ozan? Bence yeter artık. Ben merak ediyorum çünkü ortasından ne çıkacağını. Çıkar abi. Yani şurayı ittirirsem çıkar da saçma bir yuvarlak olmuş olduk evet. Ortada. Şu an logomuza daha çok benziyor. Arkadaşlar vallahi buradaki usta dedi ki telefonu paramparça yapar dedi. Ben telefon çok sağlam, hayatta yapmaz diyordum ama telefonun son hali görenleri şaşırttı arkadaşlar. Ustam eline sağlık, mükemmel oldu ya. Şimdi artık ortayı da çıkartıyor. Bir şey söyleyeceğim, telefondan sticker yaptım şu an, farkında mısın? Vallahi billahi logomuz yerlerde. Bir tık da gerginim, farkında mısın? Abi hiç gerilme, hiçbir şey olmaz, ben sana garantisi benim. Şimdi biraz daha gerildim. Aha da bakın, çıkartınca bütün parçaları da elimizde bir tek sağlam bunlar kaldı. Kara delik. Mükemmel olmuş. Şöyle hop. Artık bence güzel bir kapanış. Ozancığım gel yanıma. Geldim. Videomuzu kapatalım. Eline sağlık diyelim. Şöyle yap parmağını. Öyle yaptım. Eyvallah.
Ben halkayı aldım. Bilezik gibi geçirdim anlamına da. Aynen öyle. Sağ ol abi. Eyvallah. Arkadaşlar bu videomuzda sizlerle birlikte çok sağlam olduğunu iddia eden bir telefonu test ettik. Sağlamlık testi yaptık. Harbiden de bu sefer abarttık arkadaşlar. Yani evet. Sürjeti biraz abartı oldu ama önceki işte yanma vesaire bence dayanıklılık evet. Hakkını vermiş adamlar diyelim. Ve videomuzu beğendiyseniz hemen şuradan beğen butonuna basabilirsiniz diyelim. Bir de ne var? Bir de şöyle bir şey var. Tabii ki daha ekstrem beklentileriniz varsa yorumlara yazmayı ihmal etmeyin. Kanalda abone olursanız çok seviniriz. Bir sonraki videoda görüşene kadar hoşça kalın. Hoşça kalın.